Cafercan. Son kararınız mı demiştim zannediyorum. Bir daha deyin Kenan Bey. Peki. Ay. Son kararınız mı? Son kararım. Ekmek demiş. Bir insan olarak şu mücadeleniz, şu bilginiz, şu özgüveniniz, yani insan olarak diyorum. Bir insanın yani böyle olması, bu 250 bin lirayla 1 milyona alakalı değil benim sorum. 15 bin lira, 1000 lira falan değil. Ama şu haliniz hakikaten beni çok etkiledi. Ciddi söylüyorum, beni çok etkiledi. Ve evet, yani akla yakın bir şeydi. Ama ekmek ya da su da olabilirmiş demek ki. Anne benim de aklıma gelmiyordu açıkçası. Ekmek demiş demek ki. Evet, çok güzel söylediniz aslında, ekmek. Nasip böyleymiş yani. Evet, hiç üzülmedim, doğru. Ağladığıma bakmayın. Yo, biliyorum. Hiç zaten üzülmedim. Cevap vermeden önce de duyguluydunuz. Ümmü Hanım, ne diyorsunuz, size ihtiyacımız var şu anda. Doğru olanı yaptı. Ben de onun gibi düşünüyordum. Ne canım benim ya. Ben de öyle düşünüyorum. Benim kızıma bu yarışmanın manevi kısmı çok daha önemli. Bence de. Para gelir gider. Kontrol etmek ya da etmemek arasında insanı belki sıkıntıya sokar. Manevi kısmı daha çok önemliydi. Doğru olanı yaptı. Bundan sonra şansı bol olsun, şansı açık olsun. Ama öyle yapacaksın zaten. O kadar akıllı ki şansa kalmayacak işi, ben ondan eminim. İnşallah. Zaten başta biraz hani ben eleştirmen olacağım dediği zaman benim eleştirmenler karşı olan herhalde bir ön yargım var. Canım falan yaptım ama sonra anladım ki gerçekten eleştirmenlik diye bir kurum varsa eğer, onu yapacak ender insanlardan biri Şeyma. Sadece onu da yapmayabilir. Bundan sonra ben en azından, yani sizi tanıdığım için çok mutluyum. Bundan sonra da sizi tanımaya devam edeceğim. Eğer siz de uygun bulursanız. Tabii ki. Devam etmemin yanı sıra da ikimiz de, siz sinema, televizyon okuyorsunuz. Ben de yıllarımı bu işe verdim. Beraber belki çalışırız, bir şeyler yaparız. Burada bir armağan var, 1000 lira. 15 bin lira. Sağ olun. Şeyma, başarılar. Sağ olun.